10 yıldan uzun bir süre önce bir Rus şehri olan Yaroslavl'da korkunç bir şey oldu. Ve kimse bu korkunç olayı unutmayacak. Uzun süre önce bir gün bir komşu kendi evine uzak olmayan bir evde bir bebeğin ağladığını duydu. Ama bunu pek umursamadı ve günlük hayatına geri döndü. İlerleyen günlerde hiç kimse evde herhangi bir yaşam belirtisi görmemiş olmasına rağmen bebeğin durmadan ağlamaya devam ettiğini, ışıkların hiç yanmadığını veya evde herhangi bir hareket belirtisi olmadığını fark etti. Bir süre sonra komşular gerçekten endişelenmeye başladı ve ne olduğuna bakması için polisi aradı. Polis eve girdiğinde ev terk edilmişti. Olaydan önce orada yaşayan insanlar eşyalarını alıp evi temizlemiş ve ortadan kaybolmuşlardı. Evde kalan tek şey ise kendi küçük bebekleriydi. 1 yaşındaki kız bebeği tek başına soğuk ve kirli olan bu yerde günlerdir tek başınaydı. Yetkililer daha fazla araştırdı ve bebeğin Liza Verbarskaya olarak adlandırıldığını öğrendi. Ailesi hiçbir yerde görünmediği için kimse onların nerede olduklarını bulamadı. Küçük Lisa bir doktora götürüldü ve bu işkenceden sonra sağlığına kavuştuğundan emin olmak için birkaç gün hastanede kaldı. O hastanedeyken Ina Nika adında bir kadın vardı. Orada hasta olduğuna bakıyordu ve gece gündüz oradaydı. Bir gün yandaki hastane odasından bir çığlık duydu ve merak ve endişeden yandaki odaya bir göz attı. İşte küçük Lisa oradaydı ve küçük kız anneyi kendine doğru çekmişti. Bugünden itibaren Ina her gün Lisa'yı ziyaret etti ve her gün olduğu gibi bir gün Lisa'ya giyecek, yiyecek ve oyuncaklarla ziyarete geldi. Ama Lisa orada değildi, gitmişti. Kadın küçük kızın hastanedeki bakımdan bir yetimhaneye bırakılacak kadar güçlü olduğuna inanıldığını öğrendi. Ina kendini çok kötü hissetti ve küçük kızla tekrar bir araya gelmek için can atıyordu. Öyle ki gidip onu bulmaya karar verdi. Onu bulduğunda aklında hiç şüphe olmadığını hissetti. Küçük kızı evlat edinmek istedi ve mümkün olan en kısa sürede evlat edinme sürecine başladı. Ve bir süre evrak işinden sonra Lisa'ya Nina ve ailesiyle birlikte yaşama izni verildi. Onu kendi ailesi gibi sevdiği yerde. Ina Lisa'yı evrak işleri yüzünden geç evlat edindiğinde, neredeyse 2 yaşındaydı. Yüksek seslerden çok korkuyordu. Yemek çiğneyemezdi. Çok travmatize olmuştu. Küçük kıza korkunç zamanlarında her zaman ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermek için her zamankinden daha kararlıydı. Lisa zar zor yürümeyi öğreniyordu. Aynı zamanda bir dans okuluna giderek büyüdü. Bunun kendi içinde daha rahat olacağını ve onu kabuğundan çıkaracağını umuyordu. Hiç kimse %100 emin olamayacak ama büyük ihtimalle evlatlık annesinden aldığı tüm sevgi ve özenle Lisa Bloom'un yaşının diğer kızları gibi çiçek açması çok uzun sürmedi. Lisa, kardeşlerinin aksine gerçekten koyu tenliydi ve bir avuç şekerin içindeki pirinç tanesi gibiydi. Büyümeye başladığı için kolay değildi ama anne kızına insanlar onu kıskançlıkla kolaylıkla tahrik edebildikleri için başkalarını asla dinlememesi gerektiğini söyledi. Şimdi genç Lisa birçok güzellik yarışması ve birçok yetenek şovu kazandı ve ilk işini bir manken olarak yaptı. Hayatının nasıl başladığına ve nasıl başardığına inanılmaz bir tezatlık var ediyor. Mekanik kariyeri ve inanılmaz hikayesi onu bir Rus ünlüsü yaptı. Öyle ki biyolojik annesi onu duydu ve sonra elbette onunla iletişime geçmek istedi. Lisa, onu ölüme terk eden annesiyle iletişime geçmek istemedi.